Nasıl geziyeceğiz? Bakıyorduk mu geldi? Evet, başına hazır başına gelmiş. Uzak yöne var ya. Devam. Kuzey Kıbrıs halkı Barış Harekatı'nın 50. yılını qeyd edir. Barış Harekatı'nın Kuzey Kıbrıs halkının tarixində, həyatındakı yeri nədir? Bu hərəkat olmasaydı, davamını sizdən işitmək istəyərik. Barış Harekatı olmasaydı bugün Kıbrıs'ta bir tane Türk kalmazdı. Çünkü 15 Temmuz 1974'te Yunanistan'daki askeri rejim, junta ile buradaki EUKA'cılar, teröristler Kıbrıs'ı Yunanistan'a bağlamak için darbe yaptılar. Ve o darbede buna karşı çıkan bazı Kıbrıs durumları vardı. Onları da öldürdüler. Ve o gece 15 Temmuz'un gecesinde 2. Helen Cumhuriyeti'ni yönettiler. Bir sonraki adım da Kıbrıs Helen Cumhuriyeti ile Yunanistan'ı birleştirmek ve kendilerine göre NOC'yi başlamak. Çünkü bunun için yeminleri vardır. Bunların hala daha kendi meclislerinde güneyde NOC yemini vardır. Bunu herkes bilmez. Ama ben Azerbaycan halkına bunu tekrar hatırlatayım. Güney Kıbrıs'ta Rum Cumhuriyeti'nin meclisinde hala daha karar var. Enosis onların milli hedefidir. Kıbrıs'ı Yunanistan'a bağlamak. Kıbrıs'ı Yunanistan'a bağladığında Ege adaları var şeyde, Ege Denizi'nde, işte Türkiye'nin orada, Türkiye'nin çok yakınında Rodos ve Girit ta Kıbrıs'a kadar. Eğer Yunanlaştırırlarsa bütün bu denizleri de Yunanistan'ın denizleri gibi olarak addediyorlar ve Büyük Yunanistan haritalarına baktığınızda, ki doğrudur, denizler de vatandır. Yani sadece toprak değildir vatan. Deniz de vatandır. Zaten denizin altı topraktır. Onun için biz de şu anda Türkiye'deki bazı diplomatlarla, tarihçilerle hep nereden bahsediyoruz? Mavi Vatan'dan. Mavi Vatan nedir? Bizim için Türkiye Cumhuriyeti'nin kendi deniz hakları, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin deniz yetki alanları ve ortada Doğu Akdeniz'e Mavi Vatan vardır. Ve bu Mavi Vatan çalışmaları da artık Karadeniz'e kadar yayılıyor. Çünkü denizde de hakkı ve hukuku vardır her milletin. Onun için ben 1974 Barış Harekatı'nı gerçekten 15 Temmuz 1974 harekatından sonra Yunanistan'ın bu junta harekatından, darbesinden sonra atılan çok önemli tarihi bir adım olarak görüyorum. Ve 20 Temmuz'da bir harekat olmaydı, bugün Kıbrıs'ta Türklük yok olacaktı. Çünkü 15 Temmuz'un darbenin planladığı Kıbrıs'ı Yunanistan'a bağlamaktı. Bir sonraki adım belki 20 Temmuz günü olurdu, belki 25 Temmuz olurdu. Ama çok uzun sürmezdi. Türklere saldıracaklardı. Ve Türkleri katledeceklerdi. Zaten 1963'te saldırdılar, 67'de saldırdılar. Çok defalar Kıbrıs'ta Rum-Yunan ikilisinin Türklere saldırılar vardır. Ve biz çok insanlarımızı kaybettik. Sivil insanlarımızı, çoluğumuzu, çocuğumuzu katliamlarda hep kaybettik. Ve 15 Temmuz 74 kendi aralarındaki bir kavga, darbe ve ondan sonraki süreçte yine saldıracaklardı. İşte hamdolsun diyoruz. İyi ki Türkiye Cumhuriyeti o zaman bu kararı aldı. Başbakan merhum Bülent Ecevit, yardımcısı merhum Necmettin Erbakan, onların kararlarıyla Türk Silahlı Kuvvetleri büyük bir başarıyla Kıbrıs çıkartmasını yapmıştır. Adı tabii Kıbrıs Barış Harekatı. Çünkü o zaman Bülent Ecevit Başbakan şöyle bir açıklama yaptı. Biz Kıbrıs'a gidiyoruz, Kıbrıs'a barışı götüreceğiz. Çünkü o güne kadar Kıbrıs'ta hep kan dökülmüştür. 20 Temmuz 1974 Barış Harekatı ile Kıbrıs'a barış götürülüyor. Ve bu barışı hem Türklere hem Rumlara götürüyoruz. Nitekim de öyle olmuştur. Yani 20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekatı ile Kıbrıs'a kalıcı barış gelmiştir. Bugün işte 50. yıl dönümü kutlamaya hazırlanıyoruz. 50 yıldır Kıbrıs'ta kimsenin burnu kanamamıştır. Artık çatışmalar son bulmuştur. İki halk arasındaki savaş son buluştur. Nüfus mübadelesinden sonra, ki 1975'in ilk aylarında Cenevre'de yapılan toplantılarda nüfus mübadelesi karar alındı. Bütün kuzeyde yaşayan Rumlar güneye göç etti. Kuzeyde, güneydeki Türkler kuzeye göç etti. Ve dolayısıyla kuzeyde ayrı bir Türk devleti, güneydeki Rum Cumhuriyeti ve bu şekilde Kıbrıs'ta iki ayrı devlet, iki ayrı halk, iki ayrı demokrasi yerleşmiştir. Onun için biz bugünlerde artık yeni bir siyaset ve Kıbrıs'ta bir anlaşma olursa, bu anlaşma iki devletin işbirliğiyle ve dolayısıyla Kıbrıs'ın kuzeyindeki bağımsız Türk devleti olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bu anlaşma bir parçası olacaktır. Şimdi Rumlar şimdiye kadar hep bizi federal çatı altında bir anlaşmaya çekmeye çalıştılar. Federal çatıda da ne olur? Tek egemenlik ve tek egemenlikte kuzeydeki Türklerin durumu hep belirsizlik içerisinde. Çünkü iddia edecekleri Avrupa Birliği'nde olacağı için Türkiye Cumhuriyeti çekilecek, Türk askerini çekecek ve dolayısıyla Kıbrıs Türkler bir azınlık durumunda, buradaki varlıklarını sürdürmek için gerçekten büyük sıkıntı yaşayacaklar. Onun için
İki devletli siyaset en doğru siyasettir. Dolayısıyla 20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekatı'nın önemi çok büyüktür. Kıbrıs'ın tarihinde, Kıbrıs Türk'ünün hayatında çok büyük bir önemi haizdir. Dönüm noktasıdır. 74 hareketi olmasaydı Kıbrıs'ta hiçbir Türk kalmayacaktı. Bütün Türkler katledecekti. Bu açık ve nettir. Ve buna yönelik planlar, Akritas planı gibi planlar bulunmuştur belgeleriyle ve orada görüyoruz. Yani bir sonraki adım Kıbrıs Türkleri katledip Kıbrıs Türklerinin göç etmesi ve yok olması için her türlü teşebbüste bulunacakları yönündeydi. Bunu kendileri de itiraf etmiştir. Belgeler vardır, kayıtlar vardır, her türlü tutanaklar vardır. Bütün bunlar planlanmıştı. Bu planları işte Kıbrıs Barış Harekatı ortadan kaldırdı. Bunları gerçekleştiremediler, yapamadılar. Ve bir dönüm noktası olarak tarihimize geçmiştir. Ve Kıbrıs Türk'ü 20 Temmuz Barış Harekatı'nı tabii ki en önemli günü olarak her yıl kutlamaktadır. Bizim için 20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekatı bağımsızlığımızdır, özgürlüğümüzdür, hürriyetimizdir, onurlu yaşamımızdır. Çünkü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bağımsız, özgür ve her türlü insan değerleriyle onurlu bir yaşamı sürdüren Kıbrıs Türk halkı bütün bunları 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'na borçludur. Dolayısıyla bu kadar önemlidir. Zaman zaman Kıbrıs sorununun çözümünü vəd edən müxtəlif projeler irəli sürüldü. Məsələn, Annan Palana, Guterres çərçivəsi və s. Və bunların hər birində bir istək vardı. Türk əsgərinin adadan çəkilməsi və ya bəzi torpaqların Rum tərəfinə verilməsi. Və təbii ki, bu projelerin heç biri nəticə vermədi. Amma buradakı əsas istək, əsas məqsəd nədir? Türk əsgərinin adadan çəkilməsinin arxa planı, bu istəyin arxa planı nədir? Türk askeri adadan çıkarsa burada bambaşka durumlar ortaya çıkar. Güvenlik sorunu başlar. Çünkü biz biliyoruz ki Rumlar yıllardır silahlanıyorlar. Zaten silahlanıyorlardı. Ama 1974'ten sonra bu silahlanmayı artırdılar. Her yıl bütçelerinin çok yani üstünde, normal bir bütçenin çok üstünde silahlanmaya para harcıyorlar. Ortalama 350-400 milyon euro bir para her yıl silahlara harcanmaktadır. Ve dolayısıyla hesap ederseniz bu 10 yılda 3 milyar euro yapacağına göre 20 yılda 6 milyar dolardır. Yani 20-25 milyar dolarlık para harcamışlardı silahlanmaya son yıllarda ve silahlanmaya da devam ediyorlar. Bunu neden yapıyorlar? Ben bunu anlamakta güç çekiyorum. Çünkü günün sonunda eğer bir çatışma olursa Allah korusun, Türkiye burada, Türk ordusu burada. Evet, Kıbrıs'ta Kıbrıs Türk'ünün de kendi ordusu vardır. Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığımız ama bizim arkamızda birlikte her türlü kaderi yaşadığımız ve paylaştığımız Türkiye Cumhuriyeti ve onun kol ordusu burada. Caydırıcı bir güç olarak burada herhangi bir saldırı beklenti içerisinde değil, savunma için. Yani buradaki barış, huzur ve güvenliği korumak için Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kol ordusu buradadır. Başka bir amacı yoktur. Karşı taraf işte hep bunları böyle dürterekten bir şeyleri almaya çalışıyor. O da Türk askeri adadan çekilirse ne olacak? Kendisi güya rahat edecek ama işte rahat edemeyecek. Çünkü oradaki aşırın sular Türklerle bir takım dalaşmaya girecektir. Yani yapılarını bildiğim için onların bir takım sivil toplum örgütleri olsun, siyasi partiler olsun, aşırın sular olsun, kilisenin baskısıyla işte tekrar topraklarımızı alalım, topraklarımızı özgür yalayalım gibisinden söylemleri geliştirmek üzere hep tehdide dönüşecek bir durum olacak. Halbuki şu anda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin korolusu burada durduğu için kimse buna cesaret etmez. Kimse, ben işte kuzey topraklarında gözüm var, ansızın böyle bir saldırıya kalkışmaları mümkün değil. Çünkü karşılığını ne olacağını gayet iyi bilmektedirler. Evet, bizim mücahitlerimiz mutlak surette gereğini yapmaya çalışacak ama Türk ordusuyla, Türk Silahlı Kuvvetleri bir bütün olarak çok daha güçlü bir şekilde bunlardan gelecek herhangi bir tehdidi püskürtebilecek bir durumdadır. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin buradaki varlığı çok önemli. Gerek siyasi, gerek askeri. Askeri bakımından, çünkü dediğiniz gibi her an Güney Kıbrıs'tan her şey olabilir. O zaman Türk ordusunun burada bulunması, Güney Kıbrıs'tan yapılacak olan herhangi bir çılgınlığı zaten kendisi durdurmaktadır. Çünkü Türk ordusunun buradaki varlığının onlar için ne kadar tabii ki bir realite olduğunu görüyorlar. Türk ordusu burada. Dolayısıyla böyle bir saldırı veya çatışma hiçbir zaman düşünecekleri bir şey değildir. Ama Türk ordusu çekilirse o zaman işte bambaşka durumlar ortaya çıkıyor. Onun için Türk ordusu buradaki varlığı çok önemlidir. Ve Türk ordusu siz de görüyorsunuz. Böyle her yerde değil. Bunlar
kendi kamplarındadır, kendi mevzilerindedir. Birilerini rahatsız ettikleri yok. Yani belki belli zamanlarda çarşıya çıkarlar Mehmetçikler. Ama onun dışında pek de göremezsiniz. Herkes işinin başındadır. Herkes kendi eğitimini yapıyor. Ona göre yaşamını sürdürüyor. Ve dolayısıyla kimseye bir rahatsızlık verdikleri yoktur. Onu söylemeye çalışıyorum. Kıbrıs'ta bulunan Mehmetçiklerin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hiçbir kimseye bir rahatsızlık yoktur. Kendilerine göre onlar kendi yerleşimlerinde, kamplarında tatbikatlarını yaparlar, çalışmalarını yaparlar, eğitimlerini yaparlar. Ve o şekilde bir anlayışla bu işi sürdürülebilir. Ama Rum tarafının bunu her zaman gündem yapması belli ki niyetleri günün sonunda Türk askerinin adan çekilmesiyle belki gün göre her türlüsüyle Kıbrıs Türk halkına saldırı ve hala daha bazılarının aklında olduğu gibi Enosis yani Kıbrıs Yunanistan'a bağlanma hayalleriyle yaşayıp o şekilde siyaset yürüten Güney Kıbrıs'ta bayağı bir zümre vardır. Onlara da cevabımız biz Kıbrıs'ta barışı savunduk. Barış vardır. Kimsenin burnu kamamamıştır. 50 yıldır üstünden geçti. Bundan sonra niye kaşıyorsunuz? Kaşımanıza gerek yok. Gerçeklere bakmak lazım. Sahaya bakmak lazım. Baktığımızda Kıbrıs'ta işte herkes görüyor ki iki ayrı devlet vardır. İki ayrı demokrasi vardır. İki ayrı halk vardır. Bunları bu saatten sonra birleştirmenin hiçbir anlamı yoktur. Birleştirme demek tekrar kavgaya, davetiye çıkarmak demektir. Çünkü o kadar ayrılıklar vardır. Farklı düşünceler vardır. Onların ekonomik pozisyonu farklı, bizim farklı. Her türlüsüyle farklılar vardır. Ve 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra elbette onların da kaybettikleri vardır. Ondan sonraki süreçte de bazı dalaşmalar olmuş olabilir. Neyse de bu birikimle, bu kin ve nefret duygularıyla bu halkları siz yan yana zorla getirmeye çalıştığınızda bambaşka şeyler olabilir. Dolayısıyla bu işin akıl yoluyla sürdürülmesi lazım. Onun için ne diyoruz? İki egemen eşit devlet. O zaten egemen dünya kabul ediyor. Bizim de aynı muameleyi ki görmemiz lazım. Çünkü ayrı bir halk ve ayrı bir halk olarak kendi egemenliğimizin olduğunu hep savunduk, savunmaya devam edeceğiz. Bizim de egemenliğimizin kabul görmesiyle o zaman bir müzakere sürecine tekrar geçirebilir. Durumundan ibaret. Birleşmiş Milletler Təşkilatı Təhlükəsizlik Şurasının 5 daimi üzvü arasında Rusiya da var bildiyimiz kimi və Rusiyanın hazırki dönəmdə, hazırki vəziyyətdə Ukrayna savaşı var. Digər tərəfdən Sayın Erdoğanla Putin arasında ciddi bir yaxınlaşma var. Bu vəziyyətdə Rusiyanın Kıbrıs sorununa baxışı nədir? Bu mövzudakı onun duruşu nədir Moskvanın? Şimdi Rusya tabii büyük devlet ama neticede ortodoks. Güney Kıbrıs Ortodoks, Yunanistan Ortodoks, Sırplar Ortodoks. Bunların kendine göre bazı güçlü bağları vardır. Ve bu güçlü bağlar tabii aralarındaki ekonomik bir takım projeleri, bir takım çalışmalarda zaman itibariyle yoğunlaştırmıştır. Ukrayna Savaşı'ndan sonra Rusya ile Güney Kıbrıs'ın arasına tabii ki bir soğukluk girmiştir. Tamamıyla kopmuş da değil çünkü Güney Kıbrıs'ta hala daha çok sayıda Rus yaşıyor. 100 bine yakın Rus'tan bahsederler. Dolayısıyla aralarında güçlü bağlar vardır. Dolayısıyla Rusya her zaman Kuzey ile ilgilenirken, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bakarken bana göre bir çekingenliği vardır. Çünkü normal şartlarda Türkiye ile çok büyük bir yakınlığı vardır. Özellikle Ukrayna Savaşı'nda Türkiye arabuluculuk yapmış, Türkiye gücünü sınavdan geçirmiş, Putin'e ve Rusya'ya, Sovyetler Birliği'ne hepsine Türkiye gerçekten tarafsız bir konumda bazı meselelere yön verebileceğini göstermiştir. Tahıl koridorunun oluşturulmasında işte her türlüsüyle Ukrayna'dan veya Rusya'dan getirilen buğdayın, arpanın dağıtılabilmesi için, insanlığa hizmet için çünkü çok büyük de pandemi döneminde rahatsızlıklar ve hatta açlık bile vardı Afrika'da. Bütün bunları kim başardı? Cumhurbaşkanı tabii Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı ama burada Türkiye'nin ağırlığı da hissedilmiştir. Ve Rusya da bundan memnuniyet duymuştur diye düşünüyorum ben baktığımda. Yani Türkiye o ilk günlerinde savaşın herkes Rusya'dan kaçarken Türkiye arabulucunu yapmış ve Rusya'ya da yani gerektiğinde ağırlığını koyarak ilişkileri dünya insanlığı için sürdürebileceğini göstermiştir Türkiye. Yani Türkiye orada abilik yapmıştır. İki taraf arasında uzlaşıcı bir pozisyonda. Ki ben bunu Antalya Diplomasi'nin forumuna katılmıştım. Orada da gördüm. Rusya ile Ukrayna'nın bir arada belki bir barışı tekrar nasıl sağlar şeklinde onları bir araya getirebilen, bunlara aracılık yapabilen Türkiye Cumhuriyeti olmuş. Diğerleri hep öyle veya böyle
ittifakın yanında olmuşlar ve Rusya'ya ablukaya almışlar. Dolayısıyla o bakımdan Türkiye'nin Rusya'ya olan bu yapıcı yaklaşımından sonra Rusya'nın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne biraz daha ilgi duyması gerekirdi diye düşünüyorum. Şimdi gerçeklere baktığımda bu ne kadar oldu emin değilim. Ama en azından Ukrayna Savaşı sonrasında çok sayıda Rus gerek Güney Kıbrıs'tan gerek Rusya'dan buraya gelip yerleşmişler. Burada evlatlarını okula göndermişler. Bizim halkımızla karışmışlar. Burada iş kurmuşlar, yer almışlar. Ukrayna'dan da öyle. Dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni de bu insanların tanıma fırsatı oluşmuş. Tanıdık sonra bizi seviyorlar. Çünkü burası hem güzel yer hem Türkler olarak yakınız ve milli değerlerimiz, her türlü kültürümüz, buradaki hayat ve buradaki doğal güzellikler hepsi bunları cezbetmiştir. Ve dolayısıyla bir yakınlık da oluşmuştur. Zaman içerisinde göreceğiz. Siyasi anlamda Rusya'nın bize olan pozisyonu nereye evridir? Zaman içerisinde göreceğiz. Şu anda pek daha böyle abartılı bir şey söylemek istemiyorum. Her ne kadar da insanlar işte Rusya bize daha da yakınlaşacak. Bu Ukrayna Savaşı'ndan sonra Güney Kıbrıs'ta yaşadığı sorunlardan dolayı ama yani her zaman 2-2 daha 4 değil. Farklı sebepler, farklı planlar, farklı programlar, işler başka yere gidebilir ama neticede Rusya ile bizlerin ilişkileri inşallah önümüzdeki dönemlerde daha da iyi olacak. Çünkü dediğim gibi çeşitli farklı boyutlar vardı bu meselenin. Ve Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya'nın arasının iyiye doğru gitmesi bize de olumlu olarak yansıyacaktır diye düşünüyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin enerji, su ve diğer sahelerde güney kısmı ile işbirliğini hansı şartlarla mümkün görürsünüz ve aslında Rum tarafı bu emektaşlıktan ne kazanır? Şimdi Rum tarafında bir gerçek var. Rum tarafı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tanımıyor ve bizimle herhangi bir resmi temas bizim kendi kurum ve kuruluşlarımızla, su dairemize, elektrik dairemize, kurumumuzla, kurumlarımızla her türlüse bunlarla direkt görüşmekten kaçınıyorlar. Çünkü bizim bu makamlarımızı eğer tanıma durumunda olurlarsa, çünkü bir kere görüştün, iki görür, üçüncü de artık tanınla görüşün diyecekler. Ve öyle bir pozisyon düşmemek için biraz uzak dururlar. Yani bizim buradaki onların muhatabı olan kurum ve kuruluşlarımızın saygı görmesiyle ancak ciddi anlamda bir takım hizmetler yapabilir birlikte maalesef kaçınıyorlar. Yani Kıbrıs Türk'ünün müesseselerini, kurum, kuruluşlarını, polisini, itfaiyesini, farklı makamlarını hep inkar ediyorlar, görüşmüyorlar ve dolayısıyla bu konularda istediğimiz gibi bir trend yakalayamıyoruz. Ama KKTC tarafından böyle bir jest yapılır yani. KKTC tarafından bir sıkıntı yok. Evet, bizim resmi olarak temaslarımız yoktur ama ben biliyorum ki o tarafta bir devlet var. Ve o devletin makamları vardır. Dolayısıyla ben işbirliğine hazırım. Benim pozisyonum budur. Ve zaten doğrusu da budur. Ama o işte gelip benimle görüşmekten veya bir yerde buluşup da görüşmekten kaçınıyor. Çünkü diyor ki Kuzey Kıbrıs Türkiye'nin makamlarını muhatap aldım da ve benim su dairesim, su dairem mesela, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki su daireyle oturup bazı şeyleri görüşürlerse, fikir tercihinde bunlar, o zaman ben bir bakıma kendilerine göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tanıyorum ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti statüsü yükselecek. Onun için resmi makamlarda hiç görüşmemeye çalışırlar. Türk Devletleri Təşkilatından müşahidəçi üzv qəbul olundunuz. Təbii ki, bura qədər də müxtəlif təşkilatlarda varsınız. Amma ilk dəfə Konstitusiya adı ilə, yəni Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyyəti olaraq bir təşkilatda gözləmci müşahidəçi statusu qazandınız. Böyük bir coğrafiyaya sahib olan bu təşkilatın nəredəyəsə içində olmaq, Türk dövlətlərini Kuzey Kıbrıs'ın yanında görmək KKTC-yə kənardan, dünyadan baxışa necə təsir edə bilər, nasıl etkilər? Çox iyi etkilər. Çünki nəticədə biz, tabii burada Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür etmək istiyorum. Çünkü onun biliyorum, yakından takip ettim. Onun büyük gayretleri bizim oraya girdiğimiz. Ve şu anda katılımız farklı toplantılarda gerek bakanlar düzeyinde, gerek sanayi odası, ticaret odası, hepsi bir kere çok büyük beğeni almışlar. Çünkü neticede bizim insanlarımız gerçekten iyi insandırlar. Kuzey Kıbrıs Türkçe temsil edebilirler. Lisan bilirler. Konuşmalarını bilirler. Ve dolayısıyla orada başarıyla Kuzey Kıbrıs Türkçe'yi temsil etmişlerdir. Ben kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum.
Ama neyse itibariyle tabii bu işler zaman alacaktır. Zaman içerisinde inşallah Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin varlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin gerçekçiliği ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'yle ancak bir anlaşmanın olabileceğini, böylesine işte onlar Kıbrıs Cumhuriyeti, biz de bu tarafta bir cemaat ve bize kimsenin kapısını açmadığı, her türlü olumsuzluklar ve sıkıntılar içerisinde bu dengeyi sürdürmek mümkün değildir. Dolayısıyla bizim talebimiz eşitliğimizdir. Egemen eşitlik ve eşit uluslararası dediğimiz tam da odur. Eşitliğimizdir ama iki devletin eşitliği. Çünkü eski dönemlerde o Kıbrıs Cumhuriyeti tanınmış devlet, biz bu taraftan yine aynı şekilde Kıbrıs Türk toplumu ve o işbirliğini geliştiremeyince sen bu tarafta o kadar baskınsın ki gelip sana işte empoze ve bir görüşme masasında sizi toplayalım. Şimdiye kadar hep öyle oldu ama biz Türkiye Cumhuriyeti oturup konuştuk ve bir siyaset değişikliği artık ortadadır. Bu da eğer bir takım ciddi anlamda gelişmeler olacaksa bunun temelinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması geçmektedir. Çünkü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vardır, var olacaktır. Kıbrıs Türklerin gerçek devletidir ve Kıbrıs Türkleri nerede olursa olsun kendi devletine sahip çıkmaktadır. Bizim içimizde bazı marjinal gruplar olabilir, farklı düşünceler olabilir ama genelde baktığımda gerek ana vatan Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan yüz binlerce Kıbrıs Türk'ü kökenli insanlarımız, gerek İngiltere'de, hatta daha fazla İngiltere'de. Türkiye'de 100 bin ise İngiltere'de 200 bindir. O kadar fazla bir nüfusludurlardır. Ve tabii Avustralya. Geçenlerde ziyaretim Avustralya'daki kardeşlerimle, orada görüşmelerimde hep bu konu gündeme gelmiştir. Ve söylediğimiz bizim için esas milli hedef Kuzey Kıbrıs Türkçe'nin tanınmasıdır. Çünkü çok şehitler verdik, çok bedeller verdik, çok göçler yaşadık, çok büyük zahmetler. Ama hamdolsun şimdi daha güçlü bir Türkiye Cumhuriyeti'nin de desteğiyle, bizlerin de çabalarıyla inşallah bütün bu süreçleri en iyi şekilde yönetiriz. Ve Kıbrıs Türk halkının da yüzü geç de olsa mutlaka güler. Keçen ilin sonlarında Azərbaycana düzenlenen tarixi ziyaretinizdeki konuşmalarınızda maraqlı, dikkat çeken bir kare vardı. Yanınızdaki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağının bir tarafında Türkiye bayrağı, diğer tarafında Azərbaycan bayrağı var idi. Ve tabi ki, Azərbaycan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti əlaqelerinin bu kadar yüksek olduğu bir dönemde eğitim, turizm ve ambargoların izin verdiği diğer alanlarda KKTC Azərbaycan ilişkiləri nə vəziyyətdə də hazırda? Şimdi tabii bizim Azərbaycan ilişkilerimiz çok iyi. Türkiye Cumhuriyeti'nin de desteği var. O konuda tabii bunları bilenler çok iyi bilir. Ama biz hep şöyle dedik. Bir millet, üç devlet. Aramızdaki gönül birliği, gönül bağları, aramızdaki o anlayış birliği o kadar önemli, o kadar zengin bir kültüre dayalıdır ki biz kendimizi bizden farklı görmeyiz. Aynı milletin evlatları olarak görüyoruz. Gerek Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, gerek Azerbaycan Cumhuriyeti vatandaşları. O şekilde bizlere, sizlere saygı duyuyoruz. O şekilde biz sizleri seviyoruz. Ve her zaman birlikte mücadele etmenin bizim için bir onur ve gurur olduğunu söylüyoruz. O bakımdan bu samimiyetime inanınız. Önemli olan uzun vadede bu ilişkileri daha da geliştirip ve Rum-Yunan ikilisinin bir takım ellerindeki imkanlarla Azerbaycan devletine, cumhuriyetine zarar vermeleri yönündedir. Ve inanıyorum ki o günleri aşacağız. Çünkü artık Azerbaycan da çok güçlü. Bugün Sayın Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı ile birlikte İlham Aliyev'in çeşitli toplantılar oluyor. Bu toplantıda eminim ki çok ekonomik konularda konuşuluyor. Ve birlikte Türkiye Cumhuriyeti'nin de desteğiyle Azerbaycan Devleti giderek güçlenecektir. Daha da büyüyecektir. Daha fazla kendi vatandaşına refah verebilecektir. Ve o şekilde o yapıyı orada her türlü olumsuzluğa rağmen sürdürebilmek bizim için çok değerli ve kıymetlidir. Onun için buradan bir kez daha ilginiz için çok teşekkür ediyorum. KKTC tanınsa da tanınmasa da vardır ve var olmaya devam edecek. Cənab Prezident Ersin Tatar'ın söylediği kimi. Sağ olun. Çok teşekkür ederim.